Selamünaleyküm, merhaba sevgili izleyiciler. Efendim, genellikle Hatay bölgesinde, özelde ise Reyhan'da çokça kullanılan meşhur leğme kelimesi üzerine bir söyleşi hazırladım. Bizler bu kelimeyi sevinirken kullanırız, üzülürken, korkarken, şaşırırken hemen hemen her durumda kullanırız. Hatta bu kelime o kadar çok kullanılır ki uzun cümleler kurmak yerine bazen bu kelimeyi söylemek yeterli oluyor. Biz de tam da bu konu üzerine Reyhan'dan meşhur Mahmut Faruk Demir abimizi bulduk. Onunla bu kelimeyle ilgili söyleşi yapacağız. Şimdi Faruk abi, bizler leğme kelimesinin hangi durumlarda kullanıldığını senden görmek istiyoruz. Şimdi ben sana durumu söyleyeceğim. Sen de bana onun leğme ile karşılığını bize uygulamalı bir şekilde göstereceksin. Tamam kardeşim, olur. Emrin olur. Teşekkür ediyorum. Ben notlarımı aldım. İstersen oradan baka baka ben sana sorayım. Sen de cevabını ver. De haydi leğme uzattın. Haydi söyle. Hemen. Evet Faruk abi, istersen en baştan başlayalım. Sevinirken... Leğme. Sinirlenirken... Yeter ya! Leğme! Yeter leğme! Leğme ya! Şaşırırken! Leğme! Korkarken! Leğme! Birinin yalanını gördüğünde yalana bak anlamında. Leğme! Ciddi misin anlamında? Leğme! Bıktırma, usanç verme anlamında. Leğme ya. Öyle mi? Vay be anlamında. Leğme. Merak etme anlamında. Leğme. Hakaret, küfür anlamında. Leğme. Şıkkıdak hayvan ya. Hayret bir şey anlamında. Leğme. Yorgunluk, yani yorulurken. Oh, leğme. Panik yaparken. Leğme, leğme, leğme. Leğme, leğme. Faruk abiye bu güzel söyleşimizden dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, bir sonraki söyleşimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.